videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 17 Kasım 2017 Cuma, mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir program, yeni bir neşterle karşınızdayız. Evet, bugün çok da keyifli olmayan bir konuyu masaya yatırıp neşter atacağız sevgili izleyiciler. O ilçe gezileri, o güzel güneşli günlerin ardından bugün stüdyodayız. Evet, keyif vermese de hayatımızın bir parçası olan ve her an karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bir olguyu, bir olayı, bir konuyu bugün işleyeceğiz. Evet, depremi işleyeceğiz sevgili izleyiciler. 12 Kasım'da Süleymaniye ile Kuzey Irak'taki Süleymaniye ile Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada 12 Kasım'da yaşanan 7.3 büyüklüğündeki deprem, deprem kavramını bir kez daha hayatımıza soktu. Dünyanın her noktasında, farklı yerlerde sıkça duyduğumuz deprem zelzele olayı ne yazık ki ülkemizin de bir gerçeği. Uzmanlar 2030 yılına kadar İstanbul'da çok büyük bir deprem yaşanacağı konusunda sürekli uyarıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu uyarıları dikkate alıp İstanbul'da ve Türkiye'nin genelinde büyük bir kentsel dönüşüme girişmiş durumda. Depreme hazırlıklı olmak adına büyük bir çaba sarf ediliyor. Ve biz de bu akşam istedik ki depremi masaya yatıralım. Hem ülkemiz, hem ilimiz, hem de genel manada deprem kavramında neler yapabiliriz? Bireysel olarak, millet olarak, işte hükümetlere, herkese düşen görevlerini ve depremle ilgili kafamızda ne gibi soru işaretleri varsa bunları bu akşam Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Sayın Bülent Uzeltürk Beyefendi ile işleyeceğiz. Bülent Bey, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Ceyhun Bey, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Öncelikle iyisiniz, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok iyiyiz, çok şükür. Tabii siz bu işin uzmanı olarak, yani bir jeoloji mühendisi olarak depremi bizden çok daha birebir tanıdığınız için daha endişeli, daha tetiktesiniz, daha bu anlamda bizden, biz ancak işte böyle vuku bulduğunda, insanlar hayatını kaybettiğinde vesaire hatırlıyoruz ama sizler işin içinde olan insanlar olarak depremi çok daha yakından tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Biz depremle yaşamayı kendi kendimize telkin ettiğimiz için, mesleğimiz icabı biraz da bu işin içerisinde, evet, olduğumuz için deprem konusunda sürekli dünyanın neresinde bir sarsıntı olsa deprem olsa bunun kaynaklarına bakıp hemen neden olmuş, niye olmuş, ne kadar zayiat vermiş, sebebi nedir gibi bir takım şeylerin derinine inerek incelemeye çalışıyoruz. Bunu tabii buradan edindiğimiz bilgileri de ülke genelindeki bizi ilgilendiren depremlerde sebep-sonuç ilişkileri kurmaya çalışarak çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet, deprem deyince sizin hazır, yani deprem olgusunu, depremi nasıl oluştuğunu anlatan bir kısa film vardı. İsterseniz onu bir izleyelim. Onu izleyelim. İzleyicilerimize de izletelim. Onu izleyelim. Deprem nasıl oluşuyor? Nasıl bir olgu? Bir kısaca göz atalım. Onun üzerine genişçe konuşacağız. Evet. Vatandaşın biraz teknik bir konu olduğu için hayalinde canlanması açısından o filmi şöyle bir kısa birkaç dakikalık bir film. Onu izlersek konuştuklarımızın üzerine çok daha rahat izah edebiliriz. Konuştuklarımız da böylece yerini bulmuş olacak. Evet. Evet, bu arada rejideki arkadaşlarımızla Mustafa Bey'den rica edelim. Filmi bir verirseniz biz de burada stüdyoda Bülent Bey'le takip edelim. Hepimiz 4,5 milyar yıl önce oluşmaya başlayan bir gezegende yaşıyoruz. Ve biz ona dünya diyoruz. Dünyamız önce bir gaz ve toz bulutu iken zamanla küçülmüş ve bir lav topuna dönüşmüş. Dış yüzeyde kalan lavlar yine milyarlarca yıl içinde soğuyarak yer kabuğunu meydana getirmiş. Kıtalar ve denizler de bu yer kabuğunun üzerinde şekillenmiş. Evet, dünyamız çok yaşlı ama hala kıpır kıpır. Çünkü dünyanın çekirdeğini oluşturan merkez kısmı çok sıcak ve bu sıcaklık üstündeki katmanları harekete geçiriyor. Levhalar halinde meydana gelen bu hareketlerde yeryüzündeki fay adı verilen zayıf yerlerde kırılmalara neden oluyor. Yani ayağımızın altındaki toprak sarsılıyor, yarılıyor. Kısaca depremler böyle meydana geliyor. Bu tür depremlere tektonik depremler deniyor. Dünyada en sık görünen ve en çok hasar veren, ülkemizde yaşanan depremler bu sınıfa giriyor.
Volkanların patlamasıyla meydana gelen volkanik depremler, yeraltı, mağara ve maden galerilerinin çökmesiyle oluşan çöküntü depremleri diğer deprem çeşitleridir. Tsunami ise okyanusların zemindeki kırılmalar sonucu ortaya çıkan dev dalgalardır. Depremleri bir de şiddetlerine göre ayırmaktayız. 1, 2, 3 ve 4 şiddetindeki depremler hemen her gün, hatta günde birkaç defa meydana gelebilir. Ama çok hafif sarsıntıya neden olduklarından biz bunları hissetmeyiz. 5 şiddetinde depremi çoğunlukla hissederiz. Hatta mutfak eşyaları, pencere camları bu sarsıntıyla kırılabilir. 6 şiddetindeki bir depremse sıva çatlaklarına neden olabilir. Dahası ağır eşyalar bile yerlerinden oynayabilir. 7 şiddetindeki bir depremde ayakta durmakta zorlanırız. Kerpiç, taş gibi zayıf maddelerden yapılan binalarda önemli hasarlar görülür. Şiddeti 8 olan bir depremde araba kullanmak zorlaşır, çok sağlam binalar bile zarar görür. Depremin şiddeti 9'a ulaştığında yeryüzünde derin çatlaklar oluşur. 10 şiddetindeki depremlerde sağlam yapılmış binalar dışındaki tüm yapılar yıkılır. Baraj ve bentlerde büyük hasarlar meydana gelir. 11 şiddetinde bir depremde pek az bina ayakta kalabilir. 12 şiddetinde bir deprem olduğunda ise ayakta bina kalmaz. Deprem bölgesinde yeryüzü biçimi değişir. Deprem doğanın kaçınılmaz bir hareketidir. Bugüne kadar pek çok deprem yaşayan dünyamız, gelecekte de yeni depremler yaşayacaktır. Ülkemiz de deprem kuşağı üzerindedir. Bu nedenle depremle her an her yerde karşılaşabiliriz. Ancak gerekli önlemleri alırsak ve nasıl davranacağımızı bilirsek depremden korkmamıza gerek yoktur. Evet, filmde de izledik, kısa filmde gerçekten son derece yalın ve herkesin anlayabileceği bir dille hazırlanmış. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Az çok depremin nasıl oluştuğunu ve ne gibi zarar, yani şiddetinin, büyüklüğünün ne gibi zararlara sebep olacağı konusunda kısa da olsa bilgi edindik. Şimdi benim çok kafamı karıştıran bir olgu var Sayın Uzay Türk. Bu şiddet ve büyüklük birbirine farklı şeyler mi? Biz nasıl anlamalıyız vatandaş evet. olarak? Şimdi o işte bir söylediği 7.5 vesaire gibi şeyleri büyüklük olarak mı göreceğiz, şiddet olarak mı? Büyüklük. Depremlerde genellikle basında yer alan, basına verilen bilgilerde büyüklükler verilir. Şiddet farklı, büyüklük farklı kavramları ifade etmektedir. Şiddet dediğimiz örneğin işte en son Halepçe'deki meydana gelen deprem 7.3 diyoruz. 7.3 büyüklüğünde değil mi? Şiddetinde hayır, değil. Hayır, büyüklük evet, o büyüklük. Şiddeti de yaklaşık 9. Merkezdeki depremin merkez üstündeki büyüklüğü de yaklaşık 9. Şiddet ve büyüklük farklı bir şey. Şiddet depremin enerjisini yeryüzünde yansıttığı hasar ölçüsü. O şekilde daha en basit şekilde böyle evet. anlatabiliriz. Yani şöyle söyleyelim işte bir boksörün yumruğu ve yumruğunun karşıya verdiği zarar. İki, birisi yumruğum büyüklük, karşıya verdiğim zarar şiddet. Şiddet. İki, yani bir kendini uyguladığı güç var, bir de karşıya uyguladığı zarar var. Evet. Büyüklük güç oluyor, evet. karşıya verdiği zarar da şiddetle. Şiddet oluyor. Aynen öyle. Çok basit evet. anlamda bu şekilde. Yani bu gerçekten iyi bir ayrıntı oldu. Ben de sürekli karıştırıyordum. Şimdi öncelikle isterseniz bu olayı Kuzey Irak, yani Süleymaniye Halepçe sınırındaki merkez üssü depremle bir başlayalım. 7.3 şiddetinde, büyüklüğünde bir depremdi. Şiddet olarak neydi ölçülebilir? 9. Merkez üstünde 9. Yani çıkış noktasında 9 evet, şeyinde dokuz. Yukarı çıktıkça dokuz. Biraz azalmış merkez kaldı. Üstünde yani depremin olduğu Halepçe'nin güneyinde 9 şiddetinde bir zarara sebep oldu. Sebep olmuş. Zeminin kayalık ve sert bir zemin olması zayiat ve insan yani kaybını azalttı deniliyor ama tabii İran kısmında ölü sayısı 600'leri buldu diye hatırlıyorum. Yaralılar keza binlerle ölçülüyor. Gerçekten ciddi bir durum. En çok yıkılan binaların da devlet tarafından yapılmış binalar olması da ayrı bir ironi, ayrı bir altını çizilmesi gereken nokta.
Şimdi nasıl olmuş? Kısaca bu bir depremi isterseniz bir el irdeleyelim, bir neşter atalım. Daha sonra da bizim ülkemize dönelim. O çıkış noktamız orası olsun. O hangi fay hattı? Nedir oradaki durum? İşte Körfez'den mi geliyor? Orada sürekli hareket halinde bir fay hattı mı var? Şöyle bir başından isterseniz toparlayayım. Lütfen. Bizim güneydoğumuzda da bulunan bir bindirme zonu dediğimiz iki kıtanın birbiriyle çarpışması. Bunu şöyle adlandırıyoruz biz. Altımızda Arap Revhası, üst bizim bulunduğumuz alanda da Anadolu'nun bir kısmında bu Arap Levhası'nın içerisine giriyor. Üst tarafta da bizim Anadolu Levhası, yani Avrasya Levhası'na dahil bir yapımız var, yeryüzü şeklimiz var. Aslında dünya hani baktığımızda böyle tek bir parça gibi görünüyor dış kabuğu. Ancak dış kabuğunun tıpkı bir yapboz gibi birbirine geçen, sınırları olan ve birbirinden farklı hareketler yapan parçalar bütünü olduğunu biliyoruz. İşte bu parçalar bütünü, biraz önce örneğini verdiğimiz Arap levhası ve Anadolu levhası birbiriyle ters yönde çarpışarak hareket ediyorlar. Arap levhası Anadolu levhasına çarptıktan sonra Anadolu levhasının altına doğru batıyor. Yani mağmaya doğru iniyor, aşağıya doğru iniyor kıtasal kabuk. Evet. İşte bu bindirme zonu diyoruz, bindirme fayları diyoruz biz bunun adına. Bu bizim aşağı yukarı Hatay civarından Bitlis, Zarot, Kenet Kuşağı diye adlandırdığımız Hatay civarından başlayıp karada görünen yüzü, Hatay civarından başlayıp bir yay çizerek Güneydoğu illerimizi de içine alarak İran-Irak sınırından aşağı doğru inen oldukça uzun bir bindirme fayı. Bu fayın üzerinde meydana geldi bu Halepçe depremi de. Bunun Türkiye'deki örnekleri de işte 75 yılındaki Lice ve 2011'deki Van depremleri aynı fayın üzerinde meydana geldi. Aynı fayda mıydı? Aynı fayın Van üzerinde. Depremi de evet. Çok şiddetliydi. Aynı fayın üzerinde meydana geldi. Burada tabii depremin verdiği zararların en başında yerleşim yerinin bulunduğu bölgenin özellikleri çok önemli. Eğer siz kötü bir zemine, yani kötü bir zemindeki kastımız da şu, kaya olmayan, tutturulmamış toprak diye vatandaşın tabir ettiği kum, kil gibi az tutturulmuş, tutturulmamış zeminlerde, hele hele yeraltı suyu yüksekse, varsa, zemine, yüzeye çok yakınsa, en büyük zararları işte bu tür yerleşim alanlarında görüyoruz. Bunun en büyük örneklerinden birisi de işte bizim İzmit depreminde gördüğümüz zararlardı. Gölcük, İzmit, evet, evet, 17 Ağustos depremi. Orası gerçekten tam bir tarım arazisiydi değil mi eskiden? Yani sonradan yerleşik haline evet, gelmiş. Yeraltı suyu çok yüksek, kumlu çakıllı zemin. Bir sarsıntı anında bu kumda, hatta denizi doldurup tabii, üzerine binalar yapıldı. Denizden alınan kumla yapılan var vesaire. Yani bunun kötü bina örnekleri artı kötü zemin örnekleri iç içe geçmiş durumda 99 depremindeki hasarda. Su olduğu zaman bu kumlu çakıllı zemin sallanmaya başladığında bildiğiniz bir sıvı gibi davranmaya başlıyor. Akışkan bir hal alıyor. Ve dolayısıyla üzerinde bulunan bina yükü bu akışkanın içerisinde batmaya, sağına soluna devrilmeye veya işte biraz önce söylediğimiz kötü binadan dolayı, sağlam yapılmayan binadan dolayı yıkılmaya başlıyor. Yani hem zemin bu kadar gevşekken, bina yapmaya uygun değilken, bir de zaten yapılan binalarda da bir takım eksiklikler varsa, işte bir takım ölçü hataları, ne bileyim artık, açık açık da işte yani, malzemeden çalmışlarsa demek istemiyorum ama öyle bir durum da varsa zaten hiç kurtuluş yok yani gibi bir durum. Yani maalesef evet. Bu 17 Ağustos depremi gerçekten çok ciddi bir milat oldu aslında ülkemiz için. Çok büyük bir zayiat verdik. Hala izleri devam ediyor. O depremde ailesini kaybedenler, o depremde travma yaşayanların vesairelerin sorunları hala devam ediyor. Sene 1999'du. Yaklaşık 18 yıl önce gerçekleşmiş bir deprem. Hem Gölcük depremi hem Düzce depremi, ama izleri hala devam ediyor. Onun sonrasında hükümetler bir takım tedbirler aldı. Yani bir depreme karşı ne kadar hazırlıksız, ne kadar
bu işi hafife aldığımız hem millet olarak hem devlet olarak ortaya çıktı ve bir takım tedbirler alınmaya başladı. Yeterli mi? Tabii yeterli olduğunu söyleyemeyiz ama bugün geldiğimiz 2017 yılında sanki biraz daha aklımızı başımıza almış, daha tedbirli davranıyoruz gibi bir izlenim var. Herkes bu yolda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama işin madalyonun diğer tarafına dönüp baktığımızda bir bilim adamı olarak, bu biz vatandaşın dışarıdan gördüğü vatandaş olarak, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda yeterli miyiz, hazırlıklı mıyız? Gerçekten tedbirler alınıyor mu, alındı mı? Bunun neresindeyiz? İşte %98'i deprem bölgesi, deprem kuşağında olan bir ülke için depreme Türkiye ne kadar hazırlıklı? Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Biz bir deprem ülkesiyiz. Evet. Topraklarımızın tamamına yakını diyebileceğimiz %95'lere varan oranda bir deprem bölgesi şeyindeyiz. Nüfusumuzun da %98'e yakını bu deprem bölgelerinde yaşıyor. Bunu hayatımızın içerisinde yediğimiz ekmek, içtiğimiz su gibi bizim hayatımızın içinde olduğunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Deprem öncesi hazırlıklar, deprem anındaki hazırlıklar ve deprem sonrası hazırlıkların planlanmış bir şekilde hazır olması gerekir ve vatandaşın da bunu aklından hiç çıkarmadan depreme hazırlıklı olması lazım. Ya bir, sadece bunu devlet değil, bireysel olarak da hazırlık işte gerekiyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, devletin kendi planı programı vardır. Devlet bunu yapar. Ama vatandaşın da bilgilenmesi lazım. Depremden önce ne yapması gerektiğini, deprem anında ne yapması gerektiğini, deprem sonrası ne yapması gerektiğini iyi bilir. Mesela ben size sorayım. Deprem anında, Allah vermesin, bir deprem anında çocuklarınıza ya da ailenize işte böyle bir şey olduğu zaman hepimizin buluşma noktası, atıyorum evinizin yakınında bir park veya boş bir alan, arsa gibi bir şey, hiç konuştunuz mu ailenizle böyle bir şey? Hiç konuşmadık. İşte bunların hepsinin vatandaşın ailesine bunu söylemesi gerekiyor. Yani. Hatta gerçekten o kadar bireysel olarak da ihmal, biz hep şimdi devlet bu işte geri kalıyor falan diye vatandaş olup oturup eleştiriyoruz ama bireysel anlamda mesela galiba küçük kızıma okulda ödev verilmişti öğretmeni. Deprem çantası hazırlayıp getireceksiniz. Okulda göreceğim. Sonra bunu sürekli evde güncel tutacaksınız. Herkesin bildiği, görebilecek bir yere olacak. İçinde sürekli şu malzemeler olacak ve onları şu kadar zaman aralıklarla güncelleyeceksiniz diye böyle bir ödev verdi ve adamcağız, Allah razı olsun, şimdi o zaman ilkokuldu, şimdi kızım 8. sınıfta, her ay çantayı götürüyordu, güncelliyordu içindeki şeyleri. Ne zaman ki işte o şey bitti, çanta nerede şimdi bilmiyoruz, içindeki Hayır. malzemeler ben hatırlamıyorum ve bu kadar bu işten uzağız. Yani bireysel olarak aslında onu bizim mesela aile bireysi olarak, baba olarak benim takip etmem gerekiyor. Bu işe emniyetini anlatmam gerekiyor ama ben de henüz bu bizim şeyin de çok, farkında işte değilim. Dediğiniz gibi çok basit şeyler var. İşte biraz önce verdiğimiz örnek, bir doğal afette, bir depremde ailenin işte herkes birbirine, çünkü o çok büyük bir karmaşa oluşuyor. Kimin ne yaptığı, kimin nerede olduğu, kimin ne dediği, kimin ne yaptığını hiç kimse anlamıyor. O özellikle ilk 72 saat çok önemli. Bunun için herkesin ailesini karşısına alıp çoluğuna, çocuğuna, eşine bir buluşma noktası belirlemesi bile birçok zaman kaybını, birçok yardım gereksinimini hemen hemen öne alacaktır. Hatta şeyde, bu Gölcük depreminde gördük sevgili izleyiciler, hatırlayın. Birçok insanlar ailelerini kaybettiler, bulamadılar, hala bulamıyorlar. İşte biri eşini ambulansa bindirmiş, yollamış, hala eşini arıyor vesaire gibi. Bu tip şeyler de çok, yani çok organize değiliz. O yüzden dediğimiz gibi önce kendi ailemizde bir organize olmalıyız. Aynen. Bu işe hazırlıklı olmalıyız. Sonrasında bunu binaya, işte belki mahalleye, belki ilçeye ile yaygınlaştıracak şekilde, böyle dalga dalga hep bir ilişki aşamasını yapacak şekilde bir savunma mekanizması gerçekleştirip bir tedbir almalıyız. İşte Yüce Yaradan diyor, tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Yani aynen, bu bir gerçek. Her an olabilir. Yani şu an otururken zelzele, deprem olmamasının bir garantisi var mı? Yok. Yok. Her an ne zaman geleceğini hiç kimse bilmiyor. Her an olabilir. Böyle bir tehlike, böyle bir şey varken, kaldı ki 2030'a varmadan İstanbul'a çok büyük bir deprem olacak diye herkes uyarırken, yani bilmem hangi faylar şimdi bilemiyorum ama Boğaz'a kadar Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz dayandı. İşte burada büyük bir deprem olacak derken hala millet işin gırgırında, eğlencesinde, kimsenin bir tedbir aldığı yok gibi geliyor.
Peki bu bizim ülkemiz, bizim şeyimiz, ona tekrar döneceğiz. Orada tekrar konuşması gereken çok şey var ama bir uzman olarak siz bu işin içindesiniz, araştırıyorsunuz. Bu anlamda dünyada bu işe en hazırlıklı, en hazır ve bu işten en az zarar gören, görecek olan ülkeler kimler, neler yapmışlar, nasıl bir sistem uyguluyorlar? Bu anlamda bir araştırma, bir inceleme şansınız oldu mu? Şimdi dünyanın en fazla deprem gören ülkesi, işte hepimizin malumu, Japonya'dır. Çünkü tam bir sismik aktivitenin ortasındaki bir adalar ülkesi şeklindedir. Burada da depremleri işte zaman zaman görüyoruz. İşte en büyük tsunami'nin oluştuğu yeri de, evet, gördük. Mesela Japon hükümeti o tsunami'ye karşı da önlem almıştı. Denizin kenarlarında setler vardı. O tsunami'nin olacağını biliyorlardı. Ancak yine yeterli olmadı galiba. Ancak yanıldıkları bir nokta oldu. Dalga boyunu hesaplarken yanıldılar. Bu da yanıldılar demek şöyle aslında. Yapılan hesaplar sonucunda bunun böyle olacağı, şu kadar metre dalga geleceği söylenmişti. Ama deprem ondan çok daha büyük dalga yaratınca alınan önlemler de işe yaramadı. Ama bu şu demek değil ki önlem almayalım. Eğer o önlem olmasaydı işte orada ölen binlerce insanın belki yüz binlerce insan olacaktı, şekline dönecekti. Yine yani. Kasabalar, kentler, şehirler hiçbirisi ortada kalmayacaktı. Yine minimize etmiştir tabii, diye düşünüyorum. Yerle bir edecekti. Önlem almak gerekiyor. Depremle yaşamayı bilmemiz, depremde ne yapacağımızı bilmemiz çok iyi, önemli. Japonya'da olan bir depremde bir şey vardı, basında da çıktı bu. Yine şiddetli bir deprem oluyor. Japon halkına dikkat edin, en yüksek yere çıkmaya çalışırlar. Çatıya çıkmaya çalışırlar. Mesela binanın içindeyse yukarıda çatıya doğru çıkmaya çalışırlar. Bizim vatandaşımız da pencereden atlar, merdivene koşar, asansöre biner, balkondan atlar. Japonya'da iki kişi yaralandı bu bahsettiğim depremde. Birisi Türktü, balkondan atladığı için. Maalesef yani trajik komik. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu da önemli. Şimdi güzel bir şeyin de altını çizdiniz. Yani olası bir depremde bireysel olarak yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi yani en yukarı yerlere mi çıkmak? Bir kere şu var. Kesinlikle merdivene, asansöre koşmayacağız. Şimdi şöyle anlatayım. Bir depremin süresi yaklaşık ortalama 30-35 saniye civarında sürüyor büyük depremler. Van bazen 60 saniye. Bazen 40-45 saniyeye çıktıkları da oluyor ama bunu şöyle 30 saniye, 35 saniye üzerinden hesaplarsak, şimdi depremin olduğu andan bir algılama süreniz var. Deprem oluyor dediğinizde, ne oluyoruz falan dediğinizde şöyle bir 5-10 saniyeyi kaybediyorsunuz zaten harekete geçene kadar. Harekete geçtikten sonra etrafınızda nereye kaçacağınızı düşünürken de bir o kadar süre kaybediyorsunuz. Tam evin kapısına geldiğinizde, dairenin kapısını açtığınızda deprem zaten bitmiş oluyor. O anda da olan olmuş oluyor zaten. Eğer yıkılma, bir hasar durumu varsa en kötü yerlerde yakalanmış oluyoruz. Yani, ya merdivende, ya asansörde, ya işte binanın en zayıf yerlerinde bir yerinde yakalanmış oluyoruz. Bunu yapana bunun kadar da konuşulması gerek işte evin içinde. Mesela olası bir şeyde ne yapmalıyız? Nerede buluşmalıyız? Neyin işte dolaplar, bilmem neler, evin içi mobilya yığınları. Evet, bunlardan da zarar sallar. Onunla ilgili bir video vardı. Keşke gitseydim. Arkasında oturuyor vatandaş, çalışıyor. Deprem olunca birden kendini emniyete almak için işte masayı falan tutmaya çalışıyor. Arkasındaki dolap kafası üzerine yıkılıyor. Epey bir hasar görüyor. Bir kere evdeki büyük eşyaları, bu tür zararlı sarsıntıda devrilebilecek büyük eşyaları duvara sabitlemek gerekiyor. Bu bir önlem. Bunun yanı sıra eğer evin içinde yakalandıysanız, açık alana kaçma şansınız yoksa, yapacağınız en iyi şeylerden bir tanesi şu. Bir çamaşır makinesi gibi, bir buzdolabı gibi hacimli, biraz daha üstteki yükleri tutabilecek güce sahip olan mobilyaların yanına uzanıp bir cenin pozisyonuna geçmek. Anne karnındaki gibi başımızı koruyarak bu pozisyona geçmek ve depremin bitmesini beklemek. Bundan sonra da elektriği, doğalgazı ve suyu kapatıp yanınıza en acil eşyanızı alıp aşağıya selamet bir alana, herhangi bir binanın yıkıldığında üzerinize gelmeyecek bir alana. Bahçe, geniş bir alana. Evet, öyle bir yere çıkıp şöyle bir kendinize gelmeyi beklemek lazım. Sonra da yetkililerin açıklaması doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Gerçekten o da önemli. Çünkü yani bu Sayın Uzay Türk'ün söyledikleri şeyler görüyoruz. İşte yaşanan, mesela en son ben Ege'de Çanakkale civarındaydı galiba depremlerde.
şeyler, uzmanlar, oradaki görevliler vatandaşa dert yani anlatmakta zorlandıklarını, evlerden çıkartamadıklarını söylüyor. Adam işte deprem olmuş, zaten köyün yarısı yıkılmış, hasar tekrar artçıları gelecek, risk var. Hayır diyor, bir şey olmaz diyor. Evden çıkartamıyorlar insanları. Böyle de bir mantıksız, fikri sabit şeyler insanlar olmamak lazım. Yani bu bir gerçek. Bu adam bu işin uzmanıysa, seni böyle yönlendiriyorsa uyacaksın kardeşim. Yani bu işi bilen kişi o. Kimse sana yaptığın işle ilgili akıl vermiyorsa sen de o işle ilgili ona akıl vermeyeceksin gibi. Yani bu tür şeylerde de uzmanları, yetkilileri, ilgilileri dinlemek lazım. Bireysel kafamıza göre hareket etmemek lazım. Fısıltı gazetesi çok hızlı çalışıyor, evet, bu maalesef durumlarda. Bir İzmir'de olan, 2-3 sene kadar önce İzmir'de olan bir deprem fırtınasında Fısıltı İzmir'de yaşayan bir akrabam aradı. Ya böyle böyle diyorlar dedi. İşte şu kadar büyük bir deprem olacakmış. Var mı böyle bir bilgi diye bana sordu. Ne yapalım, doğruysa biz size gelelim. Tabii ki bu Fısıltı gazetesi çok çalışıyor. Yani yetkililerin televizyondan, basından veya bilgi kendi ağızlarından çıkmayan hiçbir şeye vatandaşın inanmaması gerekiyor. Tamamen manipüle edici bilgiler yayılıyor. Ama ortaya. O anlamda şu da var. Yani işte bu kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olması, çok kolay erişilebilir olması ve çokluğu bir de şöyle bir şey bilgi kirliliğini getiriyor. Yani tabii bu anlamda da işte baz alınması gereken şey devlet, yani ilgili yetkilileri dinlemek lazım. O kadar çok ekranlarda uzman var, hepsi evet. O kadar farklı şeyler anlatıyor, farklı şeyler söylüyor ki böyle şey de oluyor, ciddi bir bilgi kirliliği yoğunluğu ve insanlarda bu işe dediğiniz gibi bireysel hareket etmeye de teşvik oluyor. Yani herkes farklı bir şey söyleyince vatandaş kime inanacağını bilmediği için mecburen kafasına göre davranmak durumunda da kalıyor. Böyle durumlarda da asıl olan şey hükümet yetkililerinin, işte o mülki amirlerin vesaire verdikleri bilgiler doğrultusunda hareket etmek gerekiyor değil mi? Yani uzmanlar da bilgi kirliliği yaratabiliyor yani. Kesinlikle yetkili kurum ve kuruluşlara verilen bir yetki vardır. Bu gibi durumlarda herkes ne yapacağını bilir. Arama kurtarması, diğer İAŞ'e ya barınma gibi bir takım şeylerin hepsi organize edilmiştir. Herkes görevlerini bilir. Kamu kurum kuruluşlarında kimin ne iş yapacağı bellidir. Kesinlikle vatandaşların sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliklerine şey yapmaması, önem vermemesi, devletin ve yetkili kurumlarının açıkladığı bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri bu durumlarda çok önemli. Ben bunu şeyde de yaşadım. İzmit depreminde de görevliydim. Orada da gittik, gördük. Tabii de o tarihten bugüne kadar çok yol kat ettik. Yani. Çok yol kat ettik. Ama şu değişmeyen bir gerçek var. Vatandaş hala maalesef ne yapacağını bilmiyor. Gerçi AFAD bu konuda çalışmalar yapıyor, sürdürüyor. Okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirmeler yapıyor. Ama bunu işte sizin gibi özellikle çok geniş kitlelere bir anda ulaşabilen basın araçları biraz sıkı işlemesinde fayda var. Önce herkesin öğrenmesi lazım. Aynen önce öyle. Medya mensuplarının da öğrenmesi lazım. Aynen. Şimdi konuşurken yani ne kadar çok eksiğimiz olduğunu birlikte müşahede ettik. Evet, ben kendi adıma kendimi eleştiriyorum. Bu konuda eksiğim. İlk etapta hemen bu anlamda aile efradıyla bir şeyler yapıp, dediğiniz gibi işte buluşma yeridir yok. İlk etapta nereye koşmalıyız? Geçtiğimiz yıldı galiba yine bir yerdeki büyük bir depremin şeyini biz hissettik. İzmir depremiydi galiba. Ha, evet, uyandım böyle bağırıyorum. Kalkın, deprem oluyor evin içerisinde, ama yani ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hadi kalktılar, geldiler, ne yapacağız? Onun bir adım ötesi yok. Sadece kalkın, kalkın diye bağırıyorum yani evin içerisinde. Böyle durumlara düşmemek için tedbirli olmak lazım. Şimdi Sayın Yücel Türk, depremden korunmanın en önemli adımı güvenli bina yapmak diye bir beyanatınız vardı. Şimdi bütün bunlar tabii yapılacak şeyler, ama asıl ve köklü ve ilk yapılması gereken en büyük adım dediğiniz gibi depreme güvenlikli binalar yapmamız gerekiyor. Deyince hemen madalyonu ters çeviriyoruz. Ülkemizde durum ne? Yani binalar yapılıyor, bunun denetimi ne? Geçtiğimiz günlerde gerçekten çok ironik bir şey, yine trajikomik, tam bizim ülkemize az, bir hayırsever katkısıyla yapılmış bir okul ve 4 yıllık bir okul ölçümlerde depreme dayanıksız çıktı ve
bütün yaz okulu deprem şeyine, riskine karşı güçlendirme çalışmaları yapıldı. Yani ve bu okul ruhsat almış. Bu okulda eğitim veriliyor 4 yıldır. Allah muhafaza o süre içerisinde bir deprem yaşansaydı orada 2000 öğrencinin eğitim gördüğü bir okul. Ortaokul yani yaşları işte 11 ile 15 arasında değişen çocuklar var ve neredeyse Allah muhafaza demek ki o çocukların hepsini kaybedecektik. Yani bu en yanı başımızda şehrimizde olan bir durum. Denetim mekanizmaları, işte bu yapı denetim şirketleri mi yapıyor, kimler yapıyor, bunlar sağlıklı çalışıyor mu, işlerlikleri nasıl? Bu konudaki düşünceleriniz ne? Zemin tespitleri nasıl yapılıyor? Mesela bir yere bir bina dikilecek, zemin etüdü yeterince yapılıyor mu? İşte sadece arsayı kapmak, arsayı bulmak, arsayı sağlamak, bile işte arsa savaşları vesairesi var. Adam çok yüksek bedelle arsa almış, oranın zemin etüdünü yaptırıyor. Depreme dayanıksız bu işin üstünü örtüp oraya bina dikebilir mi? Yani işte kar amaçlı düşünerek. Bu konulardaki düşünceniz ve ülkemizdeki, ilimizdeki durumlar neler? Ceyhun Bey, şöyle bir şey var. Ben şuna karşıyım. Buraya bina yapılmaz. Bu fikre karşıyım ben. Niye karşıyım? Çünkü geldiğimiz dünyanın getirdiği bir teknolojik birikim sonucu artık her yere yapılabilir. Okyanusun ama ortasına işte petrol platformları yapabiliyoruz. Okyanusun ortasına enerji santralleri yapabiliyoruz. Bataklık zeminlerde binalar inşa edebiliyoruz. Yani bu teknolojik birikim var dünyada. Bu geldi. Ama bu şu demek değil. Bütün tekniği bir kenara bırakın. Getirin kafanıza göre istediğiniz bir araziye, istediğiniz şekilde bir ev yapın, bir konut yapın, bir iş yeri yapın. Bu demek değil. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Bir kere en başta şu var. Yerleşim alanlarının seçimi için önce bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü bu bir ekonomik külfettir, bir maliyettir. Siz ne kadar kötü zemine bina yapmaya çalışırsanız maliyetiniz de o kadar artacak. Tabii yani önce bu işte da, zemini güçlendiriyorsunuz. Bu da bir milli servettir, milli kayıp, servet tabii kaybıdır. Bunun için ilk önce yerleşim alanlarının seçimine özellikle dikkat edilmeli. Yerleşim alanlarının seçiminden sonra her yapılacak bina için, işte ben yan taraftaki parsel yaptırdı, ben onu alır kullanırım gibi bir yaklaşıma girmeden her yapılacak bina için ayrı ayrı zemin etütleri yapılması lazım. Kayseri olarak kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerin özellikle bu konudaki duyarlılığı da diğer illerle kıyasladığımızda çok yüksek. Zaman zaman görüşmelerimiz oluyor oradaki arkadaşlarla, yapılması gerekenleri de konuşuyoruz. Bizim bütün parsel bazında yapılıyor bunlar. Burada bir eksiğimiz var. Yapı denetim firmalarında biz hep şunu savuna geldik. Yapı denetim firmalarının içerisinde olmazsa olmaz mühendislik grupları var. Makine mühendisi, mimarlık, inşaat, elektrik gibi. Bunların içerisinde mutlaka zemini, dünyayı, zemin davranışını en iyi bilen insanlar jeoloji mühendisleri. Bunlar 4 yıllık bilimsel eğitimini tamamlamış, bu konuda gerekli donanıma sahip insanlar. İşte yapı denetim firmalarının içerisinde bu olmazsa olmaz mühendislik yani gruplarının içerisinde, yani jeoloji mühendisi istihdam etmek zorunda diyorsunuz. Olmazsa olmaz grubun içerisinde bulunması lazım. Dışarıdan hizmet alarak bu işler yürüyor ama bir şekilde aksayarak yürüyor. Maalesef bu böyle. Bunu mutlaka bunun içerisine monte edilmesi gerekiyor. Bir jeoloji mühendisinin orada bulunmasında çok büyük yararlar var. Çünkü zemin konusu çok farklı. Şimdi teknik detaylara girmek istemiyorum. Halkımızın çok fazla anlayacağı şeyler değil çünkü bunlar. Ve ne yazık ki jeoloji mühendisleri de en az istihdam edilen meslek gruplarından bir tanesi. Çok şey bilmiyor. Hatta bir arkadaşım benim yani baktı istihdam olanağı bulamayınca babası bir perdeci açtı, perde satıyor yani. Birçok meslektaşımız o şekilde var. Kayseri'de de bu mesleği yürüten ve yürütmeyen gruplar var. 40'a yakında Kayseri'de mesela özel jeolojik işler yapan SMM dediğimiz ofisler var, bürolar var. Bunlar yapıyor bunu. Yapılan, hazırlanan raporlar ilgili kuruluşlara gidiyor. İlgili kuruluşlarda bu işlere bakan mühendis arkadaşlarımız tarafından denetlenip gerekli düzenlemeler yapılıyor. Şu anda Kayseri en iyi illerimizden, onu söyleyeyim zemin etütleri açısından, en iyi illerimizden ama bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Daha ileri götürmemiz lazım. İşte bir Avrupa'da, bir Japonya'da ne yapılması gerekiyorsa onu eksiksiz yapmak lazım. Kayseri zemini çok güçlü olan, işte sert bir
şeyin üzerine kurmuş bir il. Burada kolay kolay deprem olmaz, büyük yıkıcı depremler olmaz gibi bir kanı hakim. Buna katılıyor musunuz? Hayır. Yani en azından her bölgesi böyle midir? Belki böyle olan bölgeler, yerleşkeler vardır ama tamam böyle olmasa gerek. Hayır, bu yanlış bakın, bir kanı değil bu mi? Bu yanlış bir kanı. Bir kere Kayseri'nin bulunduğu Erciyes Dağı'nın etrafı milattan önce 20 ve milattan sonraki 40-50 yıllarına kadar yanardağ statüsündeydi. Yani. Ve hala aktif olma ihtimali olan bir dağın yanı başındaydı. Yani şu anda aktif diyemiyoruz ama aktif olma adayı olan dağlardan olabilir. Bunun tabii verilerini şu anda göremiyoruz. Yanardağlar şöyledir. Patlayacağı zaman, patlamadan önce, belki haftalar önce patlayacağına dair emareler vermeye başlarlar. Yalnız Kayseri'de Ecemiş Fayı dediğimiz bir fay var. Bu aşağı yukarı Mersin, Adana arasından başlar. Niğde'den, Kayseri'den kat eder. Sivas üzerinden ta Erzincan'dan Kuzey Anadolu fay hattına bağlanan, uzunluğu yaklaşık 700 kilometre olan ve şu anda da aktif olan bir fay. Bu fayın yıllık bir hareketi var. Bunu hareket etmesi sonucunda enerji biriktiriyor bazı alanlarda, bazı yerlerde. Ve zaman zamanlarda bunlar kırılarak işte bir sar olan depremi, bir güneşli depremi gibi depremleri görüyoruz. Bu fayın oluşturabileceği büyüklük açısından söylüyorum, 6-6,5 civarında deprem oluşturma kabiliyetine sahip bir fay, Ecemiş fayı. En son Sarıoğlu, güneşli mi, Sarıoğlu'na mı hatırlıyoruz evet. Biz? Son derece sarsıcıydı, pek yıkıcı olmadı Allah'a şükür ama 6 mıydı? 6? Yok, 5 civarındaydı onlar. 5 civarındaydı. Çok fazla yıkıcılık özelliği olmayan, zaten 4'e kadar olanlar küçük ölçekli. 4-7 arası olanlar orta ölçekli, 7'den sonrası da büyük ölçekli depremler olarak kabul ediyoruz. Bir de Sarıs fayımız var. Sarıs fay, hatta onu diyeceksin. Bir de Sarıs fayımız var. Bu, o da aktif bir fay. O da aktif fay. 2012'de güncellenen, şu anda da ekranda görüyoruz sanırım, Türkiye Diri Fay haritasında daha önce yoktu. 2012'de bu kondu. O da dahil edildi. Bu da kondu. Kayseri'ye yaklaşık uzaklığı 80 kilometre. Ve bu da 200 kilometre civarında büyük uzunluğu Kayseri olan. Kayseri şehir merkezine uzaklığı mı? Evet, Kayseri şehir merkezine uzaklığı 80 kilometre olan bir fay. 200 kilometrede uzunluğu var bu fayın. Bu da aktif bir fay. İşte bunların deprem üretmesi ihtimaline karşı yüksek, tedbirli olmamız gerekiyor. Tedbirli olmamız lazım. Biraz önce konuştuğumuz şeyleri hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Binalarımızın özellikle ben İzmit depreminde şunu gördüm. Binayı çok sağlam yapmışlar. Demiri, betonu vesaire her şeyi duruyor. Hatta ben şunu söyleyeyim, resimleri de var. Camı kırılmayan bina biliyorum ama kullanılamaz durumda. Sağlam yapılmış. Zeminden dolayı. Bina sırtının üstüne yatmış, bina bir köşesinin üzerine kalkmış, iki katı zemine gömülmüş. Hakkıyla yapılmış, sağlam yapılmış. Dediğim gibi camları dahi kırılmamış binalar var ama kullanılamayacak durumda. İşte bu zemin gerçeğini gözümüzün önüne getiriyor. Her zemine, her binayı yapmayacaksınız. Her zemine göre binayı ayrı projelendireceksiniz. Zemindeki önlemlerinizi alacaksınız. Deprem anında zarar görmemek. Zemin etüdüne göre yönlendireceksiniz, evet, ona göre. Zeminde iyileştirme yapılması gerekiyorsa yapılacak. Ama bu iyileştirmenin ne tür olduğu da çok önemli. Ne tür bir, mesela bölge hastanesini örnek verelim. Şehir hastanesi dediğimiz. Evet. Bu yapıldı. Yüzlerce kazık çakıldı. Evet, şeyi de uzattı değil mi? Yani? Evet, yüzlerce kazık çakıldı. Bu niyeydi? İşte orası bölgenin en büyük hastanesi. Herhangi bir olumsuz durumda, işte bu deprem olur, bu başka bir şey olur. Oranın devamlı kullanılması gereken, sürekli ihtiyaç duyulacak bir alan. İşte yani bu, olası bir depremde bir şey çok tabii, kullanılacak yer orası. Her şey yıkılsa oranın yıkılmaması gerekiyor. İşte bu nedenle mesela orada kazıklar çakıldı, kazıklar yapıldı. Güçlendirildi. Zemin güçlendirildi. Orada da su. Evet, biraz su zeminde biraz sıkıntılıydı. Zemin sıkıntılı olduğundan dolayı alttaki sağlam zemine kazıklar çakıldı. Bu kazıkların üzerine de bina inşa edilerek çıktı. Şimdi orada devasa binalar görüyoruz. Şunu da söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla o binanın içerisinde deprem anında durabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha, bu demek değildir ki her bina, her böyle yapılan bina depremde zarar görmeyecek. Depremde zarar görmeyecek bina vardır. Depremde büyüklüğüne göre de, şiddetine göre de bu zararlar değişir. Ama burada önemli olan şey şudur. Can ve mal kaybının önüne geçmek. Öncelikle can kaybı, evet. Tabii mal da kaybı da önemli.
Ama can kaybını en aza indirmek, sıfırlamak anlamında bütün tedbirlerin alınması gerekiyor. Sayın Özeltürk, reklam arası için rejiden uyarı geliyor. Sohbetimize kısa bir ara verelim isterseniz. Tabii. Hem sizi de biraz dinlendirmiş olalım. Reklamlarımız girsin, ardından sohbetimize sürdürelim. Sevgili izleyiciler, bu akşam deprem gerçeğini masaya yatırdık. Deprem konusuna neşter atıyoruz. Konuğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Sayın Bülent Uzeltürk. Kendisiyle sohbetimiz reklamların ardından devam edecek. Gözünüz bizde olsun efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bir küçük bir deprem simülasyonumuz var. Onu da arkadaşlardan rica edelim versinler. Bu biraz önce konuştuğumuz, reklamlardan önce konuştuğumuz sağlam zemin ve çürük zemin arasında ki aynı depremin binalara verdiği hasarı, ne tür hasarlar verdiğini gösteren bir simülasyon. Bakın şimdi bir fay hattını açtık. Ekranın en solundaki sağlam, hemen yanındaki biraz daha kahverengi renk olan yarı sağlam ve öteki tarafta tamamen sulu bir zemin, çürük bir zemin. Bakın depremin dalgası gelmeye başladı. Binalar sallanıyor. Sallanma şekillerine dikkat ederseniz çürük taraftaki daha fazla sallanmaya başladı. Evet. Ve sonuçta en fazla zararı suya en yakın olan, daha sonra onun yanındaki ve daha sonra sağlam zemindekinin en az zararla veya hiç zararsız atlattığını görebileceğiz. Evet, bakın yıkıldı. Aynı depremde aynı bina ama zemin farklılıkları. Depremin yapım şekli, malzemesi, her şey aynı, evet. Birebir ama sadece zemin farkından farklı. Zeminden farklı. Birisi zemini güçlü, sağlam. Diğeri suya yakın, zemini, evet. Bozuk bir zeminde, evet. Olduğu için. Bakın grafikte de geliyorsunuz. En soldaki ve en sağdaki iki grafik depremin binaya etkisini gösteriyor. Grafik ne kadar büyümüş sağ taraftakinde. Evet. İşte bu sağlam zemin, biraz önce reklamlardan önce konuştuğumuz, evet. Sağlam zemin dediğimiz kaya zemindeki binanın depreme duyarlılığıyla çürük zemin diye tabir ettiğimiz taneli, kumlu, çakıllı ve suya doygun birimdeki binanın depreme davranışı arasındaki farkı en güzel gösteren simülasyonlardan bir tanesi bu. Hocam, zemin etüdü gerçekten önemli. Bunun bir kez daha altını çizdik. Bu bina yapılırken müteahhit firmaların, işte inşaat mühendislerinin vesairesinin bu işe heves edip bu işi yapan, bu işten para kazanan herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama denetimi tabii devlette, bunu tabii. Çevre Şehircilik Bakanlığı olsa gerek. Onlar da herhalde yapı denetim firmaları aracılığıyla yönetmelikleri çıkarıyorlar. Şu anda yönetmelikler üzerinde yeni çalışmalar da devam ediyor. Sürekli güncellenmeye çalışılıyor. İhtiyaca göre şey yapılıyor, düzenleniyor. Ama dediğim gibi yapı denetim firmalarının bünyesinde mutlaka ve belediyelerimizde bu işi kontrol eden yerler onlar. Çünkü mutlaka jeoloji mühendisleri istihdam edilmeli. Bu Türkiye genelinde, Kayseri için konuşmuyorum. Hatta bu istihdam edilen insanların da bilgi birikimleri sürekli güncellenmeli. Sürekli kurum içi ya da işte mesleki eğitimleri yenilenmeli. Dünyadaki gelişmeleri takip edecek. Aynen. Dil bilme özellikleri kazandırmalı vesaire. İşte birini alıp oraya oturtmak da sadece yeterli değil, kendini geliştirmeli o da. Bunun da yine denetimi ve kontrolü sağlanmalı. Son dönemde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ilimizde de çok katlı binalar çok revaçta. Her ne kadar yatay yapılanma tekrar faydası anlaşıldığı, buna yönlendirilmeye çalışılıyorsa da şu an geldiğimiz noktada çok katlı binalar çok fazla. Hatta bazı noktalarda öyle görürsünüz ki böyle topluluk gece kondu niteliği kazanmış binalar var. Böyle baktığımızda sizce ideal kat sayısı ne olmalı? Yani apartmanlarda işte böyle kalabalık kitlelerin oturduğu yerler var haliyle. İşte konut edindirmek, konut sahibi olmak kolay iş değil, maliyetli işler. Ama yine de buna baktığımızda işte kaç katı geçmemeli yani ideali, bu depremi, zelzeleyi, her şeyi göz önüne bulundurduğunu. İnsani şekilde yaşam tarzına bakarsanız insanların işte bir topraktan ayrılması, bir kutu şeklinde bir daireye kapatılması falan, işte hepimiz biliyoruz. Onlarda tabii işin başka insan tabiat, insan tabiatına aykırı bir şey. Yani. Ama maalesef günümüzdeki ekonomik koşullar biraz zorunlu kılıyor. Bunları zorunlu kılıyor, bunların yapılmasını gerekli kılıyor. Bunu yaparken yani yüksek katlı bina yapılabilir.
Ama bunu yaparken de şuna dikkat etmek lazım. Binalar arasında ki boşlukların, yani iki bina arasındaki mesafenin mümkün olduğunca geniş tutulmasında fayda var. Dip dibe yapılmaması lazım. Gerekiyor. Çünkü hem insani boyutta hem de teknik boyutta bunun faydasının olacağını düşünüyoruz. Buradaki... Bunun en iyi örneği, bilmiyorum Ankara'yı bilir misiniz? Ankara'da Demet evet. Evler diye bir semt var. Belki de işte bu işte birkaç katlı evlerden böyle büyük binaları geçişin ilk örnekleri sayılabilir. Yani gerçekten insan içinde oturmayı bırak, evet. yanında yürürken böyle şey yaparken bile endişe duyuyor. Böyle üstünüze geliyor binalar. Devrilecekmiş evet. gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Evet, evet, bir de onun içinde onlarca insan yaşıyor. Yine keza Kayseri'de ben Mimsin'i de Demet Evler'e çok benzetiyorum. Yine dip dibe çok katlı binalar. Tabii zemin etüdü ne aşamada, binanın niteliğine onlara bir şey demiyorum. Onlar tabii benim bilgi birikimimin ötesinde ama genel görünüş itibariyle bu model bu olmamalı. Yani böyle dediğiniz gibi çok katlı binalar olacaksa da zemin etüdü çok iyi kontrol edilmeli. Binayı tutacak şekilde her türlü sarsıntıya karşı koruyacak şekilde olmalı. Ve artı bu kadar sık dip dibi olmamalı, aralık olmalı, yeşil alan olmalı, evet. nefes alacak bir alan olmalı. Böyle kapıyı açtığınızda, balkona çıktığınızda hemen karşıdakiyle burun buruna geleceğiniz mesafede olmamalı. Artık bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kayseri'de bunun güzel bir örneği var aslında. Uygulamada yapıldı. Sümer evleri diye geçen bölgede. Bu evler mesela bana sorarsanız yüksek katlı olmasına rağmen işte ferahlık açısından, binalar arasındaki mesafe Adının açısından. Adının yanındaki binalardan evet, bahsediyorsunuz. Orada evet. Yapılan binalarda bu konu güzel bir örnek oluşturdu aslında. Güzel de bir örnek oluşturdu. Bunun Kayseri geneline yayılması en büyük temennimiz tabii. Yani bütün İldem her yerde. İldem Kooperatifinde de o çok gözetildi diye düşünüyorum. Böyle birbirine çapraz edecek şekilde evet. daha aralıklı, daha birbirinden ferah, en azından bir nefes alacak mesafeler bırakıldı ama sonrası işte bundan sonrası özellikle yapsat sisteminde yani bu işten kar eden işte bir arsa hayat da yarısı mal sahibine yarısı müteahhite mantığıyla hareket edilince geçen Sayın Bakan da bunun altını çizdi Sayın ÖSSEK'i Çevre Şehircilik Bakanımız bu sistem dediği şeyi köreltti yani çok katlı işte niteliksiz binalar göz boyayan binalar ve depremde hiçbir ayakta kalmaz bunların diye altını bir çizdi. Bir kere şunu yapmamız lazım. 99 yılında bir deprem geçirdik. Çok büyük bir deprem çok geçirdik. Çok büyük depremdi evet gerçekten. 2000 yılından itibaren yönetmelikler değişmeye başladı. Yönetmelikler değişe değişe bugüne kadar geldik. Bir kere şunu yapmamız lazım. 2000 yılı ve öncesi bina stoğumuzu tamamen eritmemiz lazım. Evet. Bunun şu anda çalışmaları var zaten. Kayseri örneğinde de görüyoruz bunu. İşte 2000 eski mahalleler yıkılıyor, yerine yenisi yapılmaya çalışılıyor vesaire. Bunun tabii burada işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye serzenişte bulunan birçok insan var, birçok kurum var, birçok kamuoyu. Bunların hepsi doğrudur. Mağdur olmuş olan da olabilir, olmayan da olmuş olabilir. Ama insanların burada devletin yaptığı düşüncesi şudur. İnsanların can ve mal güvenliği, vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bunu yaparken de bazı olumlu gelişmelerin yanında bazı olumsuzluklar da olabilir. Ama bunlara hepimizin bir şekilde çok fazla mağdur olmadan, mağdur etmemek şartıyla tabii, bunlara razı olmamız da gerekiyor. Çünkü bugün olmasa yarın işte çoluğumuz çocuğumuz oturacak orada. Yani bugün biz varız ama yarın can kaybı ölüp gittikten sonra tabii. kaç yani, tane binanın olduğunu, kaç tane dairenin olduğunu bir anlamı kalmıyor. Yani ben en son Erciş depremindeydi bir müteahhiti görmüştüm. Adam böyle ağlıyor. Adam müteahhitmiş, kendi yapmış. Kendi yaptı işte o şeyleri dikkat etmeden yaptığı binada karısı ve üç kızı, annesi ölmüş. Hayattaki herkesi gitmiş şimdi. Bütün dünya o adamın olsa ne yazar yani? Aynen bunları öyle. İyi ölçüp iyi tartıp biçmek lazım. Aynen. Hem yapıp satanlar hem alanlar hem herkes için. Bunlar önemli kavramlar sevgili izleyiciler. Şu bir gerçek, deprem yanı başımızda, deprem her an kapımızı çalabilir. Allah muhafaza diyoruz. Ama derken de tedbirimizi almalıyız. Bireysel olarak almalıyız. İşte hükümet olarak almalıyız, devlet olarak almalıyız, toplum olarak hepimiz bir şeylerin tedbirini almalıyız. Kendi evimizden başlamalıyız, çocuklarımıza öğretmeliyiz, bilinçlenmeliyiz, olası bir depremde nasıl korunmalıyız. Koruyucu tedbirler çok önemli. Biz her konuda koruyucu tedbirlerden çok uzağız. Biz ancak
Bu sağlık konusunda da öyle, sağlığımızla ilgili de. Yani koruyucu tedbirlerden uzağız ama biz ancak hasar oluştuktan sonra ne yapacağımızın derdine düşüyoruz. Hasar oluşturduktan sonra ne yapılacağının cevabını arıyoruz. Ama öncesinde koruyucu tedbirler önemli. Ne yapmalıyız, nasıl korunmalıyız? Ha, olduktan sonra zaten alan muhafaza işte bir şekilde o işin içine çıkılıyor ama olmadan ya da olduğu anda ne gibi tedbirler alınmalı? Bunların cevabını aramalıyız ama herkes kendince bir şeylerin başlangıcını yapmalı sevgili izleyiciler. Cevim Bey, şöyle söyleyeyim. Bu programdan sonra ben izleyicilerimize şunu öneriyorum. Mesela bu bizim milat olsun, bizim evet, şeyimizde de, internet sitemizde de, AFAD'ın internet sitesinde de veya diğer internet sitelerinde bilgiye ulaşmak artık çok kolay biliyorsunuz. Çok kolay. Herkesin telefonunda bilgi. Yani işte depremde ne yapılır gibi bir şey yazılıp arama motorlarından istendiği zaman yüzlerce şey geliyor. Hem görüntülü, görsel, hem okuma şeklinde, metinler şeklinde. Yani merak etsin insanlar. Ya çok değil yani, bunun bir 20 dakikasını, 15-20 dakikasını buna ayırsa zaten ne yapması gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı kafasında bir şekil şemal oluşturur. Arkadaşlardan rica ederim şu arkadaşımızdaki görüntüye gelen şey, haritanın üzerine biraz konuşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi bakın, bu haritanın üzerinde çeşitli çizgiler var. Çeşitli de kısaltma isimleri var. Programın en başında bu İran-Irak sınırında, evet, meydana gelen depremle ilgili konuşmuştuk. Bakın orada Arap plakası dediğimiz, işte Anadolu Avrasya plakasının içerisinde Avrasya plakası dediğimiz iki kırık hattının birbirle çarpıştığından falan bahsetmiş. Bu plaka dediğimiz kara parçaları. Kara parçaları bu denizde de devam ediyor. Yani aha, dünya şöyle bir yapboz şeklinde, evet, birbirine geçirilmiş şekilde, bir bildiğiniz yapboz şeklinde bir şey, bir bütün tek bir şekil değil, kıta, karasal kabuktan veya kıta kabuğundan bahsediyorum. İşte bu parçalardan bir tanesi bu Arap plakası yazan, alt sağ alt tarafa doğru bakarsak Arap plakasının yönünü gösteriyor. Üzerinde de kalınca bir ok var. İşte bu Anadolu'yu ittirmeye çalışıyor. Yukarı doğru, kuzeye doğru ittirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de birbiriyle çarpıştığı için Anadolu levhasının altına giriyor Arap plakası. Bu altına girdiği zaman ittirmeye hala bizi devam ediyor. Hala bizi ittiriyor. İşte bu ittirmenin sonucunda da yukarıda üstte de KAFZ, Kuzey Anadolu Fay Zonu olarak kısaca isimlendirilen bizim bizim en meşhur, bu dünyada da meşhur, Amerika'da San Andreas Fayı'yla ikizdir. Birbirine çok benzer özellikleri vardır. Amerikalılar da özellikle gelir bunu incelerler bizde olan depremlerden sonra. İşte bu Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu bu Arap plakası yukarı doğru iterek Anadolu'yu sıkıştırır. Bu sıkışmadan kaynaklı da oradaki kırık da kendini batıya doğru atmaya çalışır. O tacizden, o baskıdan kurtulmak için. İşte Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerine meydana gelen depremler, tektonik depremler bunlardır. Bundan dolayı meydana geliyor. Evet, yani dünya şeydir, tam bir hareket halinde. En baştaki videoda bu da yine son bunu, meydana gelen Süleymaniye'deki deprem de aynı. Aynı bu Arap Arap şeyinin plakasının üzerindeki bindirme zonu üzerinde meydana geldi. 2011'deki Van depremi de aynı şekilde aynı fayın üzerine meydana geldi. Bunlar tabii şekillendirilmiş, kolay anlaşılabilmesi için şey yapılmış. Bunlar böyle faylar tek çizgi halinde olmaz. Yani. Daha genişdir kapladıkları alanlar. Daha geniştir. Bu şekil olarak çizildiği için anlaşılması kolay olsun diye yapılmıştır. Şimdi bizi ilgilendiren de burada işte bakın Ecemiş Fayı var. Orta Anadolu Fay Zonu. O, A, F, Z dediğimiz. Evet. Kayseri'nin direkt üzerinden geçiyor. Bu da gördüğünüz gibi yukarıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'na birleşiyor. Bu şey de İstanbul'un o hani geldi dayandı denilen de Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı. Kuzeydoğu Fay Hattı üzerinde bakın o Marmara Denizi'nin içerisinde nokta 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 geçen bir bölge var. Evet. Daha sonra o devam ediyor, Yunanistan'a doğru uzuyor. İşte bu depremin beklendiği alan o nokta nokta ile gösterilen alan merkez üssü olmak üzere meydana gelecek bir kırılmanın sonucunda oluşacağı tahmin ediliyor. Yani şöyle de bir şey var. Hem ekonomik olarak işte hem insan stoğu olarak biliyorsunuz en büyük yani 10-20 milyon nüfusa yaklaştı yerleşimiz. Allah böyle bir şeyi vermesin.
Ama tedbirli olmakta da yarar. Tedbirli olmakta fayda var. Çünkü hakikaten ekonomik açıdan da çok büyük darbe vurabilir bize. Bunun için de önlemlerimizi şimdiden hızlı almamız lazım. Hızla önlem almak gerekiyor. Hem İstanbul için, hem Kayseri için, hem bütün Türkiye'nin her yeri için. Deprem yanı başımıza, deprem yediğimiz ekmek, içtiğimiz su gibi, yine Bülent Bey'in ifadesi bunlar. Yanı başımızda, her an karşımıza çıkabilir. Hazırlıklı olmalıyız. Ah tüh vah demek sonradan fayda etmiyor. Onun için kimse devletten beklemeyeceğiz, ondan bundan kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Kendimiz tedbirimizi alacağız sevgili izleyiciler. Önce evimizde, binamızda bunu harekete getireceğiz. İlçemizde, mahallemizde derken buna tedbirli olmak zorundayız. Olmazsak zararlı çıkacak olan şeyler bizleriz, insanlar bizleriz, değil mi? Evet. Bu herkes için geçerli. Bütün dünyadaki, yani bu hay hatlarının, bu deprem kuşağının üzerinde yaşayan insanlar için geçerli. Bunu en iyi başaran ülke Japonya dedik, tedbirlerini almış. Çok yıkıcı bir büyüklükte, şiddetteki depremde bile birkaç kişi yaralanıyor, birkaç küçük hasarlar oluşuyor. Niye? Adamlar tedbirini almış, ona göre bir zemin etüdü geliştirmiş, ona göre bina koymuş. Görüyoruz altta bina esniyor, sallanıyor böyle yani depremle birlikte, ama yıkılmıyor, bir zarar görmüyor. Tüm tedbirlerini bu yönde almışlar. Yoksa o, biz de işte görüyorsunuz en yakın örneği 17 Ağustos Gölcük depremi, yerle bir oldu. O kadar yani bilmiyorum, şimdi hatırlamıyorum ama 500 bine yakın insan öldü diye hatırlıyorum. Resmi rakamlar 17.480 civarında, 23.780 civarında yaralı var, ama şöyle söyleyeyim size, 50 bin, evet. Bu işten etkilenen insan sayısı yaklaşık 6 milyon. Tabii hala dedik ya, üzerinden 18 yıl geçmiş, hala travmatik olan, hala kaybettiği çocuğun eşini arayanlar var. Kayseri'den bir genç Gölcük askeri okuluna sınava girmek üzere gitmişti. Çocuğu, ailesi yıllarca da hala bulunamadı, nerede ne yaptı. Yani hep birer yara olarak da, birer acı hikaye olarak da herkesin background'unda bu anlamda bir şeyler var Gölcük depreminden de. En azından bizler o acıyı görmüş insanlar olarak hafızalarımızda hiç iyi şeyler yok. O yüzden hazırlıklı olmak lazım diyoruz. Mutlaka deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasının da ne olacağını, ne yapacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, internetten oturup inceleyelim. Uzmanlar ne söylemiş ona göre önce evimizde dediğimiz gibi, sonra binamızda, mahallemizde, iş yerimizde, okulumuzda alınacak tedbirleri almak lazım bireysel olarak. Yani takdirini al, tedbirini al, takdiri Allah'a bırak diyor Yüce Yaradan. Bülent Bey, süreyi de doldurduk efendim. Güzel bilgiler paylaştınız bizimle, Allah razı olsun. Son olarak neler söylersiniz? Son bir mesajınızla da noktaya koyalım. Ekleyeceğimiz, eksik kalan bir şey oldu mu bu arada? Aslında konu çok geniş. Çok daha fazla konuşulması gereken şeyler var. Ama kısa sürede konuyu yani, birazcık... Bir de çok teknik bilgiyle dediğimiz gibi kafa karıştırmamak da gerekiyor. En tedbirli, yüzeysel ve herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya gayret etmeye çalıştık. Mümkün olduğu kadar teknik terimlere girmeden konuyu izah etmeye çalıştık. Yani evet, sade bir vatandaşın anlayabileceği dile indirgeyerek konuştuk. Şunu söylüyorum, üzerinde yaşadığımız, ayağımızı bastığımız, domatesi, biberimizi yetiştirdiğimiz bu kabuk, toprak, kıtasal kabuk dediğimiz dünyanın dış katı kısmı, işte bu kırılacak. Bu kırıldığı zaman fay dediğimiz oluşumlardan dolayı kırıldıktan sonra bir deprem oluşturacak. Bu sarsıntı kimi zaman küçük olacak, kimi zaman da büyük olacak. İşte bu büyük olduğu zaman da hem çoluğumuzun çocuğumuzun, hem mahalledeki konumuzun komşumuzun, hem de şehirdeki ve ülkedeki diğer vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar az zarar görmesi ve zarar görmüş insanlara en çabuk yardımı ulaştırmamız gerektiği bilinciyle, ki bu 72 saat çok önemlidir bu tür büyük depremlerde. 72 saat içerisinde şöyle bir şey var. Deprem geçirmiş, böyle çok büyük deprem geçirmiş yerlerde 72 saat içerisinde yardım gelme şansı çok düşüktür. 72 saat içerisinin sonuna doğru yardımlar ulaşmaya başlar. 72 saatten sonra yardımlar gelmeye başlar. Zaten o saatte değil. İşte bu 72 saati ne kadar organize olursa orada yaşayan insanlar, ne kadar bilinçli olursa, o kadar can ve mal kaybının önüne geçerek, o kadar can ve mal kaybının önüne geçerek mümkün olan en az hasarla atlatılmasına sağlarlar. Onun için biraz önce söyledik,
devlet yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgilerin dışında Fısıltı Gazetesi'nden gelen bilgilere itibar etmemek gerekiyor. Evet. Önlemlerimizi almamız gerekiyor. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hayatımızın içerisinde. Türkiye gerçeği bu böyle. Böyle. Hayatımızın içerisinde bu deprem. Bundan kaçış yok. Yani ne zaman kapımızı çalacağı da belli değil. O yüzden hazırlıklı olmakta yarar var sevgili izleyiciler. Tedbirini al, takdir Allah'a bırakmamız lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Bugün bu program bir milat olsun, bir deprem çantası, bir bilinçler önce evimizin içerisinde. Nereye saklanacağız, ne yapmalıyız? Bakın Bülent Bey söyledi, bizim ülkemizde herkes aşağıya kaçmaya, asansörlere koşarken Japonlar yukarı katlara çıkıyorlar ve çok az zayiat veriyorlar. Bunlar internette de yer alan bilgiler. Kendimiz için, ailemiz için, çoluğumuz, çocuğumuz için, eşimiz, dostumuz için, milletimiz için bu bilgileri öğrenip uygulamaya zorundayız. Umarım kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabilmişsinizdir. Bunu yapmaya gayret ettik. Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcimiz Sayın Bülent Üzeltürk'le deprem konusunu masaya yatırdık. Bilgilendirmeye çalıştık. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda yeniden görüşünceye dek güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.